Eskişehir Milletvekillerimiz Sayın Jale Nur Süllü, Sayın Doktor Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen, Sayın Odunpazarı Belediye Başkanımız Avukat Sayın Kazım Kurt, Sayın Tepebaşı Belediye Başkanımız Diş Hekimi Sayın Ahmet Ataç, Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nın değerli başkanı, meslek odalarının, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcileri, hastanelerimizin değerli yöneticileri, kıymetli hocalarımız, değerli hekimler, değerli genç hekim adaylarımız, basının değerli temsilcileri ve çok değerli konuklar. Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nın düzenlemiş olduğu 14 Mart 2022 Tıp Bayramı Töreni'ne hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, sizleri öncelikle Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve aramızdan ayrılmış olan hekimlerimizin aziz anıları önünde bir dakika saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ve 1975 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı göz hastalıkları ihtisasını 1983 yılında tamamladı. Son olarak çalıştığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden 2016 yılında emekli olan ve bir süre iş yeri hekimliği de yapan Doktor Sacit Taştaban 8 Nisan 2021 tarihinde vefat etti. Yaşamı boyunca klasik Türk müziği ile de yakından ilgilenen Doktor Sacit Taştaban tek evlatlı bir hekimdir ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
Doktor Lütfi Yılmaz. 10 Kasım 1973 Erzurum doğumlu olan Doktor Lütfi Yılmaz, 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bilecik'te aile hekimi olarak görev yapan Doktor Lütfi Yılmaz, 25 Nisan 2021'de çok genç yaşında aramızdan ayrıldı. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Profesör Doktor Hamza Esen. 1950 Niğde Ulukışla doğumlu olan Profesör Doktor Hamza Esen, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunudur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1960'lı yılların ortalarında Profesör Doktor Ziya Güner öncülüğünde kurulan Medikal Fizik Kürsüsü'nün ikinci doktorantıdır. Profesör Doktor Hamza Esen, Nisan 1984 tarihinde Ana Bilim Dalı Başkanlığı Doçent Doktor Halit Yıldırım tarafından yürütülen Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atanmış, 1988 yılında doçent ve 1995 yılında profesör ünvanlarını alarak akademik kariyerine devam etmiştir. 4 Ekim 2017 tarihinde emekli olan Profesör Doktor Hamza Esen hocamız, 45 yıllık meslek hayatında yüzlerce hekimin ve öğretim üyesinin yetişmesine katkı sağlamıştır. Hocaların hocasıdır. Becerileri arasında araştırmalarda kullanılmak üzere elektronik araçlar üretmek olan Profesör Doktor Hamza Esen, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anadolu Bilim Dalı kaynamayan kemik kırıklarının tedavisinde kullanılmak üzere pulslu manyetik alan jeneratörü üreterek tedaviye yönelik katkı sağlamıştır. Ürettiği sistem ile birlikte kullanılacak olan bakır tel bobinlerinin hasta ekstremitesine uygun biçimde sarılması, bobin içinde oluşan manyetik alanın kalibre edilmesi ve ürettiği araçların bakımının yapılmasını bizzat kendisi büyük bir titizlikle yapmıştır. Bu tedavi yönteminin uygulanmasından birazdan alacağımız Profesör Doktor Sinan Seber hocamızla birlikte çalışmıştır. Hamza Esen hocamızın bir slaytı daha olacaktı. Onu da değiştirebilirsek. Değişti. 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 Hocamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştığı zamanlarda öğrencileri olan ve günümüzde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Profesör Doktor Fatma Sultan Kılıç, Profesör Doktor Gökay Aksaray, Profesör Doktor Saadettin Dernek, Profesör Doktor Sacit Güleç ve Profesör Doktor Hilmi Özden ile çalışma arkadaşı olmaktan büyük mutluluk duyardı. Hocamız kendisi gibi biyofizik alanında akademisyen olan Profesör Doktor Ferhan Esen ile evlidir. Oğulları Doktor Emre Esen, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlık almış bir hekimdir. Profesör Doktor Hamza Esen'in araştırma makalelerinin yanı sıra eşi ile birlikte yazdıkları iki kitabı da bulunmaktadır. Hocamızı 15 Haziran 2021 tarihinde kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Profesör Doktor Sinan Seber. 29 Haziran 1946 Iğdır doğumlu Profesör Doktor Sinan Seber, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1969-1980 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesi'nde asistan, uzman ve doçent olarak görev yaptı.
1980 yılında Anadolu Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nın kurucu öğretim üyelerinden biri oldu. 1987 yılında profesör unvanını aldı. Hocamız 1991 yılından emekli olduğu 2013 yılına dek Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. Hocaların hocası olarak yetiştirdiği sayısız öğrencinin ve öğretim üyesinin yanında bilime önemli katkılar yapan hocamız, Günal Seven, Başaran Sendromu'yla adıyla anılan, tedavi yöntemleriyle tıp literatürüne girmiş seçkin bir bilim insanıdır. Tıbbi ve cerrahi deneysel araştırma merkezini ve fotoğraf laboratuvarını kurmuştur. 1998-2002 yılları arasında iki dönem odamız yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapan değerli hocamızı 8 Ekim 2021 tarihinde kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Doktor Tonguz Güler. 1928 Sandıklı doğumlu Doktor Tonguz Güler, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Doktor Tonguz Güler'in 3 yıl önce hep birlikte meslekte 60. yılını kutlamıştık. O günün anısı olan fotoğrafı paylaşmak istedik sizlerle. Doktor Tonguz Güler'i 8 Kasım 2021'de kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Doktor Mustafa Necdet Özsel. 1931 Bilecik doğumlu Doktor Mustafa Necdet Özsel, 1955 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1960 yılında iç hastalıkları uzmanı oldu. Almanya'da ve Eskişehir'de çeşitli kurumlarda görev yaptı. Mustafa Necdet hocamızın da bir slaytı daha olacaktı. Eskişehir Devlet Hastanesi'nde iki dönem başhekimlik görevinde bulundu. Odamız yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapan Doktor Mustafa Necdet Özsel, başkanlık yaptığı dönemde odamızda ilk kez iş yeri hekimliği kursunun yapılmasını sağlamıştır. Doktor Mustafa Necdet Özsel'i 28 Kasım 2021'de kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Doktor Fatih Sarpkaya. 1965 Sivrihisar doğumlu Doktor Fatih Sarpkaya, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Meslek yaşamının büyük bölümünde Yunus Emre Devlet Hastanesi acil biriminde çalıştı, iş yeri hekimliği yaptı. Doktor Fatih Sarpkaya'yı 9 Şubat 2022 tarihinde çok genç yaşında kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Mikrobiyoloji uzmanı veteriner Necati Ersoz. 1930 yılında Seyit Gazi'de doğdu. Atatürk Lisesi'nden dönem birincisi olarak mezun oldu. Ankara Veterinerlik Fakültesi'ne başladı. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak askeri öğrenci olarak okumaya devam etti. Tıp fakültesine kaydoldu ancak askeri bursu veterinerlik üzerine çıktığı için veterinerlik fakültesini bitirdi. Master ve doktorasını yaptı. Askeriyede emekli olana kadar Askeri Biyoloji Araştırma Enstitüsü'nde Profesör Doktor Kaya Kılıç Turgay Hoca ile çalıştı. Emekli olduktan sonra Eskişehir SSK Hastanesi Bakteriyoloji ve Biyokimya Laboratuvar sorumlu doktor olarak 7 yıl hizmet verdi. Daha sonra hem özel laboratuvarında hem de Kızılay Kan Merkezi'nde 10 yıldan fazla bakteriyoloji ve biyokimya laboratuvar sorumlusu ve Kızılay Kan Merkezi sorumlusu olarak çalıştı. Evladı Profesör Doktor Nur Kebapçı, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyesidir. Mikrobiyoloji uzmanı veteriner Necati Ersöz 16 Şubat 2021 tarihinde vefat etti. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Kaybettiğimiz tüm hekimlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
Sayın konuklarımız, törenimizin bu bölümünde Odamız Tıp Fakültesi Öğrenci Kolunu temsilen 5. sınıf öğrencileri stajyer doktor Sayın Öykü Elif Mete ve Sayın Ali Umut Güler'e konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu geceyi burada değerli protokol, kıymetli hocalarımız, müstakbel meslektaşlarımız, sıra arkadaşlarımız ve sanatımızın kıymetine inanan sizlerle geçireceğimiz için çok mutluyuz. Türk İstiklali'nin evladı olarak bizler, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet'in sahibiyiz, bekçisiyiz. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmaktayız. Bundan mütevellit bugün Tıp Bayramı'nı ilk defa 1919'da işgal altındaki İstanbul'u protesto etmek için toplanan tıp öğrencileri ve doktorları izinde ulu önderimizin de düşlediği gibi muasır medeniyetin mensubu gençler olarak nacizane geceyle coşkuyla kutluyoruz. Tıp eğitiminde hepimizin çok iyi bildiği gibi diğer eğitimlerden daha yüksek fedakarlık ve adanmışlık gerekmektedir. Bununla birlikte maddi olarak pahalı yayınları, kaynakları, pahalı meslek gereçlerini de finansal olarak karşılamak aynı derecede zordur. Bunlara rağmen tıp eğitiminin için diğer bölümlerdeki kadar yaygın burs imkanı yoktur. Kısıtlı maddi desteğe rağmen oradan doktor olduğu için yüksek ücret isteme algısı okulun ilk gününden başlamakta. Kırtasiye masraflarından yurtlara ve hatta ev kiralarına kadar varmaktadır. Eğitimin ilerleyen zamanlarında hekim adayları ucuz iş gücü olarak kullanılmakta, emeklerinin maddi karşılığı asla verilmemektedir. Bunlara rağmen eğitimimizin aslında ne kadar maliyetli olduğu gündeme tekrar tekrar getirilip hekimler minnet borçlu olarak mesleğe başlamış gibi gösterilmektedir. Bizler bunun da karşısında duracağız. Çünkü bugün bir hekim yetiştirmenin değeri maddiyat üzerinden konuşulmamalıdır. Doktorluk mesleği saygınlığını uğruna verilen emekten dolayı kazanmıştır. Bu ömre sığmayan eğitim ve fedakarlıklar serisi doktorluğu en iyi şekilde icra etmek için verilen emektir ve bundan asla gocunmuyoruz. Bizi üzen ülkenin yıpratıcı sağlık politikalarıdır. Gün geçtikçe yoğunlaşan sistem beni ve arkadaşlarımı gelecekten kaygılarla getirmiştir. Bugün sınıf arkadaşlarımız, önümüzdeki asistan, abi, abla ve büyüklerimiz, kıdemli hocalarımız bizlere hatır sormadan yurt dışı planlarımızda hangi ülkelere öncelik verdiğimizi soruyorsa, ülkemizde hizmet sunmak isteyenlere ne kadar yanlış yaptığını belli eden gözlerle bakılıyorsa, bu yılgın kanıksanma hepimiz tarafından yenilmesi gereken bir takım problemler serisinin çıktısıdır. Öykü ile benim de TÖK sürecimiz işte tam olarak böyle başladı. Bildiğiniz gibi bu sene Eskişehir'de tıp öğrenci kolu olarak Sayın Doktor Nesrin Ekici'nin destekleriyle varlığımıza tekrar başladık. Buradan kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Hala yapacak çok işimiz var. Biz öğrenim görürken iyi bir doktor olmak için gereken emeği akademik olarak gösteriyoruz. Ancak iyi bir hekim olmak için sorgulayan, araştıran, öncelikle haklarını bilen ve talep edebilen bireyler olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü haksızlıklar biz bu fakülteye adım attığımız anda başlıyor. Dolayısıyla bu gecede sanatımızı ve mesleğimizi kutlamak için değil, doktorluğu icra etme hakkımızı elimizden alanlara karşı hekimliği korumak adına toplanıyor ve haklarımıza sahip çıkıyoruz. Biz vazgeçmedik. Ülkemizdeyiz. Gidecek olan bizler değiliz. Sizin de kıymetli tecrübelerinizle hekimlik mesleğini hak ettiği saygınlığa tekrar kavuşturacağız. Devraldığından daha iyisini emanet etmek isteyenlere, yılgın kanıksamayı körelmez bir inatla yenmek için uğraşanlara selamlarla Eskişehir Bilecik Tıp Odası Tıp Öğrencileri Kolu adına iyi akşamlar dileriz.
Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Doktor Sayın Nesrin Ekici'yi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Protokol, değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlarım ve değerli konuklar. Aslında bu iki genç arkadaştan sonra benim çok fazla söyleyecek şeyim kalmadı. Fakat geleneksel olarak konuşmaya devam edeceğim. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ancak bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken ne yazık ki yine grevlerle, görevlerle haklarımız için mücadele ediyoruz. Bizler zorlu bir mesleği yerine getirirken COVID-19 pandemisinin getirdiği güçlüklerle de mücadele ederken son günlerde mesleğimizi değersizleştiren, biz hekimleri kötüye giden sağlık sisteminden sorumlu tutan söylemlerle sadece hakkımızı istediğimiz için yapılan suçlamalarla karşı karşıyayız. Öncelikle ve bir kez daha vurgulamak isteriz ki salgının en zor günlerinde bilimsel olmayan salgın yönetimine rağmen biz tüm fedakarlığımızla buradaydık. Önceden de olduğu gibi yarın da burada olacağız. Bizleri mutsuz, hastaları mağdur eden, sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, hastaneleri ticarethanelere dönüştüren sağlık anlayışı iflas etmiştir. Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma koşullarının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenirken tüm bu yaşadıklarımızın sorumlusunun yıllardır uygulanan yanlış sağlık politikaları olduğunu biliyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız bu çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete artık tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Bugün de açıklandığı gibi artık oyalama istemiyoruz. Olacak, yapılacak, düşünülecek zamlar belki olacak gibi söylemleri asla kabul etmiyoruz. Zaten daha fazlasını da değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. Sağlıkta şiddetin son bulduğu, çalışma ortamlarımızda mobbing ve malpraktis baskısının olmadığı, hak ettiğimiz ücretleri aldığımız, bilimsel değerleri ve sağlık çalışanlarını önceleyen, sağlık politikalarının uygulandığı 14 Mart 2023'te buluşmak üzere. Bizler ne ülkemizden, ne mesleğimizden, ne de hakkımızı istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Törenimizin bu bölümünde keman sanatçısı Başak Güçler ve genç piyano sanatçımız İdil Erol, siz değerli konuklarımıza kısa bir dinleti sunacaklar. Avopart'ın Spiegel im Spiegel, Aynadaki Ayna adlı eserini hazırladık. Çünkü bence bizleri var eden, bugünkü bizleri var eden ebeveynlerimiz ve ustalarımız. Bizlere ayna oldular, bizler de şimdi yeni kuşağa ayna olacağız. Biraz önceki genç doktorların konuşması umudumu perçinledi. Ne mutlu, çünkü bu toprak bizim ve birlikte dayanışarak, birlikte çalışarak
umudu kaybetmeyerek el ele bunu koruyup geliştirmek sorumluluğuna sahibiz.
Çok teşekkür ederim Başak ve İdil'e. Başak yıllardan beri hekim dostu bir sanatçı arkadaşımız, bizi kırmıyor. Eğer vakti uygunsa mutlaka geliyor konserlerimize. İdil onun öğrencisi. İdil'in tanımayanlar için bir özelliği daha var. İdil'in annesi babası hekim. Doktor Süleyman Murat Erol'la Nazmi Erol'un kızı İdil. Yani bizim kızımız, evladımız. Ona da çok teşekkür ediyoruz, genç sanatçımıza. Törenimizin bu bölümünde Eskişehir Bilecik Tabip Odası Basın Sağlık Ödülleri'nin 16.sının takdimi olacaktır. Bilindiği gibi Eskişehir Bilecik Tabip Odası, sağlık alanındaki tüm çabaların ve yaşanan gerçeklerin aktarılması ve doğru sağlık haberciliğinin halkın sağlığı için ne denli önemli olduğunun vurgulanması amacıyla 2006 yılından bu yana Basın Sağlık Ödülü vermektedir. Bu yıl yerel basın ödülünün gazetecilikte, haberde dürüstlük, nesnellik kuralını titizlikle uygulayarak halkı doğru bilgilendirmeye gayret eden ve sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve gerçekleri aynı düsturla dile getiren Şehir Gazetesi yazarı Sayın Vedat Alp'e verilmesi uygun bulunmuştur. Sayın Vedat Alp. Bu yıl Ulusal Basın Ödülü'nün haberde dürüstlük, nesnellik kuralını titizlikle uygulayarak halkı doğru bilgilendirmeye gayret eden ve sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve gerçekleri aynı düsturla dile getiren Kafa Radyo programcısı Sayın Nihat Sırdar'a verilmesi uygun bulundu. Nihat Sırdar, yoğun programları nedeniyle törenimize katılamadılar ancak bizlerle bir video ile duygularını paylaşmak istediler. Şimdi o videoyu izleyelim hep birlikte. Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nın değerli üyeleri, bu ödülü bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama benim aslında sizlere bir ödül vermem, benim size teşekkür etmem, benim size ömrümün sonuna kadar belki teşekkür etmem lazım. Çünkü hayatımızda bir kere denk geleceğimiz, 100 yılda bir olan bir pandemi dönemi yaşadık. Bu pandemi döneminde yaptığınız fedakarlıklar, toplum sağlığı için yaptığınız çabalar,
Üstelik bu ülkede, bu koşullarda ve bu sağlık sisteminde yaptığınız çabalar benim ömrümün sonuna kadar teşekkür etsem de sizin hakkınızı ödeyemeyeceğim bir durum. Ve gerçekten de şu yaşadığımız dönemde burada kalıp gitmeyenler, sizler, bizi yalnız bırakmayanlar her türlü ödülü hak ediyorsunuz aslında. Ben sadece sizin sorunlarınızı, dertlerinizi gündeme getirmeye çalıştım. Bunu hep yapıyorum. Hep de yapmaya devam edeceğim. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için, gelemediğim için bu yoğunluktan dolayı da özür diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, bu töreni pandeminin ikinci yılında gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde ve aslında her dönemde biz hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarının yanında olan, odamızın tüm faaliyetlerine sonsuz destek veren değerli belediye başkanlarımıza da şükranlarımızı iletmek istiyoruz. İlk teşekkürümüz Tepebaşı Belediye'mizin değerli başkanları, diş hekimi Sayın Ahmet Ataç'a ve onun nezdinde belediyemizin tüm çalışanlarına olacak. Kıymetli konuklar, Tepebaşı Belediye'miz hepinizin bildiği üzere pandemide yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının anısına varlığınız, sağlığımız anıtını armağan etti bizlere. Şimdi hep birlikte bu anıta ilişkin kısa bir kaydı izleyelim. Şimdi sahneye Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç'ı davet ediyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, Pazar Belediye Başkanı, sevgili milletvekilleri, değerli meslektaşlarım. Tabii hekimliğin tarihinde baktığınızda Çanakkale Harbi'nde de tıbbiyeler var. İstanbul'un işgalinde de tıbbiyeler var. Sivas Kongresi'nde de tıbbiyeler var. Esasında mümkün olsa bütün tıp fakültelerinin önüne gazi ünvanının konulması bence çok uygun olur. Hakikaten gazilikten gelen bir meslek dalımız var. Ve ayrıca fedakar insanları tarif eden bir meslektir. Covid 2 yıl içinde gerçekten çok ciddi günler geçirdik. Çok meslektaşımızı kaybettik, çok vatandaşımızı kaybettik. Onlara buradan rahmetler diliyorum, sağlıklar diliyorum. Ailelerine sağlıklar diliyorum ve sabırlar diliyorum. Covid'de böyle bir anıt yapma fikri belediyemizde oluştu. Bunun üzerine Tepebaşı'nın kimliği olan Pişmiş Toprak Sempozyumundaki deneyimlerimizi bu anıt üzerinde kullanmak istedik. Yaklaşık 60 sanatçıyla konuyu ilettik online olarak. Onların duygularını bu seramik parçaların üzerinde kullanmalarını istedik. Yaklaşık 450 parça geldi. Ama belediyemizde görseldeki tuğlaları isimleri yazarak sırladı arkadaşlarımız. Yaklaşık 425
kaybımız vardı o zaman. Hekim, eczacı, diş hekimi ve sağlık çalışanı olarak. Ayrıca o seramik parçalarla beraber yine şehrimizin sembolü olan bir bacayı yapalım istedik. Çünkü tüten bacada her zaman bir hayat vardır, bir beklenti vardır, bir umut vardır. Ve çalışan sağlık çalışanlarımıza layık, önemli bir sanat eseri olsun dedik. Tamamen Tepebaşı Belediyesi'nin kendi emekleriyle yaptığı bir çalışmadır. Gerçekten umut ettiğimin üzerinde bir sanat eseri çıktı ve güzel bir anı çıktı. Varlığınız, sağlığınızdır ismini de vererekten bu anıtı geçtiğimiz aylarda aşmıştık. Yavaş yavaş şehrimizin önemli bir buluşma noktası, anma noktası haline geldi. Bugün de 14 Mart Tıp Bayramı'nı açılışını burada yaptık. Ve bu eserden dolayı da belediyemiz olarak çok ciddi memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Tekrar kaybettiklerimiz için ışıklar içinde uyusunlar, rahmetler olsun. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Şimdi sahneye Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt'u davet ediyoruz.
de buraya bak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Sayın Tepebaşı Belediye Başkanım, Tabip Odası'nın değerli başkanı, yöneticileri ve üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye'de 2 yıllık bir pandemi sürecinden sonra hak etmediğiniz bir biçimde sizi göndermeye çalışanlar var. Aslında Türkiye'de bağımsızlık deyince, kurtuluş savaşı deyince tıbbi yerlilerin hiçbir zaman unutulmaması gibi. Tıbbi yeri hikmetten başlayarak her dönemde mutlaka doktorlarımızın, tıbbi yerlilerimizin ulusal bağımsızlığımıza, ulusal mücadelemize büyük katkıları olduğunu hiç kimse inkar edemez. Ama inkar ediyorlar, inkar etmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki şartlarla Avrupa'daki şartları kıyasladığınız zaman gerçekten çok zor şartlarda çalıştığınızı ve ekonomik olarak da karşılığının alınamadığını hiç kimsenin inkar etmez. Ancak sağlık sistemi tamamen büyük binalara, büyük şehir hastanelerine hasredilen trilyonlara endekslendiği için içindeki sağlıkçıların koşullarını düzeltmeyi düşünmüyor. Ne yazık ki bugünkü yönetim boşvermiş bir biçimde yönetemediği ülkede sağlıkçıları da herhalde kaçırmak suretiyle bu işi rahatlatacağını zannediyor. Eğitimin ne olduğunu bilmeden, bilimsel eğitimin ne olduğunu bilmeden giderlerse gitsinler, biz stajyerlerle, asistanlarla bu işi sürdürürüz diyor. Ama ne yazık ki işin kazın ayağı öyle değil. Bu işin ciddiyetinin farkında olanlar sizlerle birlikte. Biz tabip odamızın sesin Eskişehir Üniversitesi'nin birlikte bize önerdiği sağlık çalışanları için bir anıt ve bir park çalışmasını kısa sürede gerçekleştirdik. Onların talebi üzerine Eskişehir'in yeni gelişmekte olan bölgesinde Vadişehir'de dün de tıp bayramı nedeniyle açmak suretiyle size olan saygımızı simgeleştirmeye çalıştık. Umarım ve dilerim bundan sonra sağlık çalışanlarına hiçbir biçimde baskı, zulüm ve işkence yapılmaz. Giderlerse gitsin diyenler gidecek. Siz burada kalacaksınız. Biz buna inanıyoruz ve sizi seviyoruz. Saygılar sunuyorum. Ve son olarak Büyükşehir Belediye'mizin değerli başkanı Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen hocamızı sahneye davet Hocam, hocam.
Sayın milletvekilleri, sayın belediye başkanı arkadaşlarım, başhekimler, başhekim yardımcıları ve hastanelerimizde ya da serbest olarak kendi muayenehanelerinde çalışan bütün hekimler. Aslında bizim doğumumuzdan ölümümüze kadar size muhtacız. İyi ki de muhtacız. Çünkü hastalandığımız zaman tedavilerimizi yapan, bizi rahatlatan, bizi yaşam olarak devam ettirmek için ellerinden geleni yapan bütün doktorlarımıza borçluyuz. Efendim giderlerse gitsinler diyen kişi, sayın kişi, kendisini de melun bir hastalıktan kurtaranların doktorlar olduğunu unutmuş gözüküyor. Hakkı ne demek lazım buna? Çünkü bir insan ne kadar tek adam olursa olsun, ne kadar iki dudağının arasından çıkan sözler derhal yapılır olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, ama bırakınız günümüzün yöneticilerinden biri olmayı, hatta seçilmiş olmayı, padişah bile olsa yine de bu sözü söylememeliydi. Bu sözün sizleri çok yaraladığını biliyorum. Kaldı ki azıcık düşünülseydi bu söz söylenmeden, Osmanlı'ya özenen insan, bir insanın istedikleri kadar gidebilirler istedikleri yere anlamına gelecek ve sizi gözden çıkaracak, bu memlekete hizmette alakoymayı düşünebilecek bir sözü sarf etmiş olmasını sürçülisan olarak kabul edebilir miyiz diye düşündüm. Ona da sığmıyor. Bir padişah olsa ne yazardı? Kanuni Sultan Süleyman kıtaları fetheden, büyük bir tarih yazan, koskoca devleti idare eden, kıtalarında hakimiyeti olan bir padişah bile ne demiş? Olmaya sıhhat cihanda bir nefes sıhhat gibi. Artık bu söz olduktan sonra, söylendikten sonra daha başka bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. İstediğiniz kadar devleti yöneten en üstteki insan olun. İstediğiniz kadar gücünüzü, kuvvetinizi hatırlatmaya çalışın böyle sözlerle. Ama sayın değerli arkadaşım Kazım'ın da söylediği gibi, onlar gidecek, siz kalacaksınız. Giderken de size muhtaç olmamalarını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hareketlerini takdim edeceğiz. Öncelikle mesleğe 30 yıl süreyle emek vermiş hekimlerimiz. Doktor İlhun Aras. Bir tane daha çekiyorum.
Eskişehir'de sadece bir yıl dışında 29 yıl pratisyen hekimlik, asistan hekimlik ve uzman hekimlik yaptım. Hala emekli oldum anestezi uzmanlığından. İş yer hekimliği yapıyorum. Heyecanlı. Tebrik ediyoruz. Her anından keyif aldım. Umarım arkamızdan gelen arkadaşlar da en az bir kadar severek yapar. Öyle diliyorum. Doktor Murat Başaymaz. Bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim herkese. Doktor Haşim Çoruk. Doktor Mesut Donmaz. Sıkıntılı günlerde bize destek olan halkımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Ve şunu açık yürekle ifade etmek istiyorum ki bu memleketi terk etmeyecek kişiler tıbbiyelilerdir. Bunu bilmesini isterim. Saygılar mı? Doktor Zeki Ermiş.
86 yılında tıp fakültesine kayıt yaptırdığımda Yılmaz hocamız rektörümüzdü. Mezun olurken Yılmaz hocam yine vardı. Şimdi 30. yılında yine Yılmaz hoca burada. Maşallah. Herhalde cenazeme de gelir. Doktor Gülbin Erol. Doktor Nurettin Erol. İstiyorum. Bu zor günlerimizde ben acil serviste çalışıyorum. Çok stresli bir işimiz var ve bunun maalesef bir karşılığı yok. Bugün burada bizi hatırlayan herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor Emine Sevil Görenek. Serdar Nuri Haskök. Doktor Huriye İlgün. Ayrıldığımı düşünerek ayrıldım aslında. Sonrasında da iş yeri hekimi olarak devam ettim mesleğimi. Bu arada sigortadan emekli maaşı bağlandı cüzde bir miktar. Buna itirazım oldu. Ve bana gelen cevap şuydu. Sen 2013 yılında istifa ederek ayrılmışsın. Sonra sigortalı herhangi bir işte çalışmışsın. Onlar beni hekim olarak görmese bile ben gururla mesleğimi yapmaya devam ediyorum. Tekrar dünyaya gelsem yine hekim olurdum. Teşekkür ederim. Doktor Mustafa Sapoğlu. Doktor Yasin Karataş. Doktor Ercan Kırcıman. Devlet Hastanesi'nde 30 yılımı tamamlayıp emekli oldum. Geçen hafta çalıştığım yeni hastanemde gelen bir hastaya bir şahsa işe başlama raporu istedi benden. İşe başlaması için bir rapor düzenledim. Bir mühendis arkadaştı ve madende çalışacakmış. İşinin ağır olduğunu söyledim, başarılar diledim. Sonra kendisine sordum, dünyanın en tehlikeli işi hangisi? Çünkü maden işi tehlikeli bir iş. Bizim iş dedi. İyi dedim. Doktorluk daha zor dedim. Başladı gülmeye. Ben de kendisine çok tehlikeli sınıflar listesinde bir müessesede çalıştığını, hastaneler iş yeri sınıflaması olarak tehlikeli ve çok tehlikeli bir sınıfta
bulunmakta. Biyolojik tehdit var dedim, kimyasal tehdit var dedim. Ayrıca nükleer tehditler de var dedim. Kullandığımız hastanelerde kullanılan tetkik araç ve incelemelerde durdu, düşündü ve çok üzüldüğünü, özür diledi kendisi. Yok dedi, ne olur dedim. Bizi doktorları beyaz önlükle çok rahat görüyorsunuz ama bizim içimiz çok karanlık. İşe gelirken acaba bugün nasıl bir ters bir musibetle karşılaşacağız? Bunu söyledim kendisine. Bir de son zamanlarda dünyanın başka coğrafyasında olmayan, hani Afrika'da yok, Asya'da yok, Avrupa'da yok. Bizim hastamız hastaneye gelince sağlık çalışanı, doktor, hemşireyi, herkesi böyle kendi tarzında hakaret ederek, küçümseyerek ya da bağırıp çağırarak gitmekte. Gerçekten 30 yılı güzel bir şekilde geçirdik ama içimize bazı şeyler sinmiyor. Ne ekonomik olması açısından, ne vatandaşın hastaneye geldiğinde sağlık çalışanlarına gerekli ilgiyi gösterdiğini, gerekli saygıyı gösterdiğini tam olarak oturtamadık. Hepinize çok teşekkür ederim. Doktor Dilek Koç Yılmaz. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Tabipler odanızın ilk pusulası geldiğinde benim kalbim taşı kardiye girdi. Ödemedim aidatlar için ihtar geldiğini düşündüm. Sonra yazıyı biraz okuyunca içim rahatladı. Sonraki ifade 30 yıl dedi. Yok ya dedim, bu ben değilim. Yanlışlık var herhalde. Hesapladım, hakikaten 30 yıl olmuş. Bir anda kendimi ihtiyar sınıfına koydum sayenizde ama genç ihtiyarlar diyelim. Her şeyden önce hepinize çok teşekkür ederim. Yalnız burada bir farkındalık var. Biz çoğumuz dönem arkadaşıyız. Ve dinozor doktorlar grubuna bizi alabilirsiniz. Çünkü hemen hemen çoğumuz son Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, başka yok. Ondan sonra bizden sonrakiler Osman Gazi oldular. Ben şöyle şikayet etmeyeceğim. Her ne olursa olsun hepimizin mesleği asil ve gururlu bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Hekimliğin naif, kibar, efendi kişiliğinin altında hepimizde bir savaşçı ve mücadeleci bir ruh var. Bu ruh hiçbir zaman gitmeyecek ve her şeye rağmen de mücadelemize devam edeceğiz. Saygılarımla. Çok teşekkür etmek istiyorum. Az önce Coşkun arkadaşım bahsetti. Hepimize beraber dönem arkadaşıyız. Çok heyecanlandım aslında nazik davetiniz gelince. Ama 30 yıl nasıl geçti? Hala çok yoğun bir tempoda çalıştığımız için. Bizim mesleğimiz
sevmeden yapılacak bir meslek değil gerçekten. Her şeye rağmen bu sevgiyle, meslek aşkıyla ve mücadeleyle devam ediyoruz. İsterlerse gitsin desinler. Biz gitmiyoruz, buradayız ve çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Doktor Osman Mollaoğlu. Devletimiz ve milletimiz var olsun. Profesör Doktor Abdurrahman Özçelik. Doktor Fatih Özgen. İyi akşamlar diliyorum. Tıptan her şeyi çıkarmış, ara sıra doktor çıkarmış derler. Aslında bu cümlenin açılımı şu, tıptan sürekli edebiyatçılar, sanatçılar çıkar. Tıp hekimleri birer sanatçıdır, her biri birer sanatçıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiş. Ve her şey olabilirsin ama sanatçı olamazsınız demişler ya. Biz de şöyle diyoruz, toparlanın arkadaşlar. Gitmiyoruz. Doktor Osman Son. Doktor Canan Şişman. Ve burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Hüseyin Mete Tanır. Sizin kulübünüzde değilim öncelikle. Beni kulübe alırsanız memnun olurum. Ankara'dan transfer oldum. Onun için 21-22 sene önce.
İyi akşamlar diliyorum. Ben Osman Gazi Üniversitesi Kadın Hastalık ve Doğum Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. 30 sene oldu. Nice 30 seneleri inşallah daha 40'a 50'ye. Öğrencilerimi dinledim az önce. Hepsini gururla dinledim. Ama umutlu olun. Mesleğinizi sevin. Kalın. Gidecekler çünkü. İnşallah gücümün yettiği kadar da çalışmak isterim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Profesör Doktor Hüseyin Yıldırım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Zeki ve Coşkun'un da söylediği gibi biz 92 yılı Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarıyız. O zamandan rektörümüz, sayın hocamızdın. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür yine katılımcılar arasında gördüğüm Bilgin Hocam ve Bekir Hocam var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bizi yetiştirmeleri gösterdiklerini bekler için. Hepinize iyi akşamlar. Thank you.
30 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Karısı diğer 30 yıl artık. Doktor Neşe Yılmaz. Bu sene çok fazla yönetim kurulu üyesine plaket veriyoruz. Artık bir dahaki sene daha gençlerden oluşturmak gerekiyor. Mesleğe başladığım yıl üyesi olduğum Eskişehir Bilecik Tıp Odası'ndan bu yıl yönetim kurulu üyesi olarak 30. yıl plaketini almanın mutluluğunu yaşıyorum. Sağlıklı dönüşüm programının en kötü sonuçlarını yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Ama buna rağmen iyi hekimlik yolunda birlikte yürüdüğüm meslektaşlarımla birlikte önlüğümüzün beyazına ve mesleğimizin onuruna leke sürmemek için yaptığımız mücadeleye devam ediyoruz. İyi ki varsınız. Doktor Coşkun Yılmazer. Doktor Alper Yurdasiper. Doktor Arzu Yurdasiper. Doktor Hacer Yüksel. Yine çok teşekkür ederim. Doktor Ali Zübeyri. Sayar.
Oraya bakın. Doktor Seyit Murat Dalkılıç. Doktor Ayşe Meral Egüz. Çalışmıyorum, emekliyim diye üzülüyordum. Fakat Profesör Doktor Neşe ve Murat Çam önderliğinde çıkarttığımız 100 Doktor 100 Rota kitabına benim de Myanmar bölümünü yazarak ufak bir katkım oldu. Gelirinin tamamı Covid'den ölen meslektaşlarımızın çocuklarına harcanacak olan bu kitapta ufak bir katkım olduğu için çok mutluyum. Eğer hani katkıda bulunmak isterseniz teşekkür ederim. Doktor Arslan Kavukçuoğlu. İyi akşamlar, herkese saygıyla selamlıyorum. Özellikle bu güzel toplantıyı yapan Eskişehir Bilecik Parti Odası Başkanı'na ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Şimdi zaman zaman hayatımızda karamsar zamanlar olur, neşeli zamanlar olur. İlk söyleyeceklerim genç arkadaşlarıma, öğrenci arkadaşlarıma ve pratisyen arkadaşlarıma. İnsanların ömründe 10 yıl, 20 yıl uzun bir süredir. Bu önemli bir zamandır ama bir devletin ömründe bu uzun bir süre değildir. Türkiye, Türk millet olmak, Türkiye devlet olmak binlerce, 2000-2500 yıla mal olan bir şey. Hani kendini bilmez birisi bir laf söylüyor falan, bunlara kanmamak lazım, bunları kiremek lazım. Başkalarının kiral sarayında bizim kulübemiz daima iyidir. Biz bu memleketin sahibiyiz. Türkiye'de sağlık sistemi deyince yüzlerce yıldır bir kim var. Bu her ne kadar işte 2. Mahmut zamanında kurumsallaşmışsa da daha önce de geçmişlerimiz var. Ve övüneceğimiz çok bizim tıp büyüklerimiz var. Bunlara çok takılmamak lazım. Şu andaki iktidar tıp deyince sağlık sistemini sadece 13 tane şehir hastanesini ibaret zannediyor. Çünkü rant orada, para orada. Bundan başka bildikleri bir şey yok. Neoliberal ekonomik sistem Türkiye'deki sağlık sistemini de çok kötü etkiledi. Bu hükümet de tam anlamında kendini kaptırdı ve böylece gidiyoruz. Bunlar bizim moralimizi bozmamalı. Çok güzel bir mesleğiniz var. Hasbelkader değişik işler yaptım ben şimdiye kadar ve şimdi de bambaşka bir yolda gidiyoruz. Ama şunu iftarla söyleyebilir miyim? Başka bir örneği var mı bilmiyorum. Akşamdan bir şey öğreniyorsunuz, yarın gidiyorsunuz, hastanıza tatbik ediyorsunuz ve neticeyi anında görüyorsunuz. Doktorluk kadar hiçbir meslek tatminkar olamaz, insana haz veremez. Ayrıca da zaten konumuz insan, eşref-i mahluk, mahlukların en kıymetlisi insan. Bunların kıymetini bilelim, lütfen moralimizi bozmayalım, ufak tefek şeylere bakmayalım. Bunlar geçecek, zaten şu andaki iktidar son günlerini, son demlerini sürüyor. Bu aklı başında kendini bilen ve kendisine ömür biçen bir iktidarın, iktidar sahiplerinin söyleyeceği laflar değil. Moralimizi bozmadan Türkiye Birliği bütünlüğü içerisinde çalışalım. Güzel güzel görevlerimize devam edelim, mutluluğumuzu sağlayalım. Emin olun, Türkiye'nin geleceği parlaktır, bugünler de geçecek. Hepinizin saygıyla sunuyorum. Doktor Sena Karluk. Sena.
Buraya bak. Teşekkür ederim. Ben de Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nın uzun yıllardır üyesi olmaktan çok mutluyum. Çünkü ben de bütün yaşamı burada geçti. Sayın hocalarım buradalar ve ben Eskişehir'de doğdum, büyüdüm, çalıştım. Mesleğimi gururla, onurla yaptım. Pek çok yerde çalıştım. Birçok arkadaşımla belki aynı hastanelerde hizmet ettik. Ama bu arada hepsinin ablasıyım, o da ortaya çıktı. Ama yıllar çok çabuk geçiyor. İyi ki bu mesleği seçmişiz. İyi ki topluma hizmet etmişiz, kendi şehrimize, insanımıza hizmet etmişiz. Her zaman gururla yaptık. Bizler çok iyi eğitimler alarak bu noktalara geldik. Çok iyi hocalardan yetiştik. Ve gerçekten mesleğin etik değerleriyle hiçbir sıkıntı yaşamadan emekliliğimizi elde ettik. Dilerim bundan sonra da gençler de aynı bizler gibi iyi eğitimler alarak, tabii çok artan fakülteler var, bilemiyorum şimdi aynı kaliteyi yakalayabiliyorlar mı, ama bizler burada bu tüm arkadaşlarımızla gururla yaptık. Sonuna kadar ömrüm yettiğince de çalışmak isterim, yardımcı olmak isterim. Benim en son çalıştığım bir kurum var. O kurumda ilk tanışma konuşmasında öyle dedim. Bana ücret falan vermeyebilirsiniz. Ben hekimim, ben çalışırım. Ben çalışmak istiyorum, anneanneyim ama başka bir şey istemiyorum. Taşındım 5 yıldır, bazı arkadaşlarım biliyor ama ben buradayım. Biz buradayız, gençler gitmesin. Biz zaten buradayız, bilemiyoruz. Doktor Burhan Kesim. Doktor Hasan Ulvi Kıvanç. Doktor Mustafa Kemal Özkay. Ne gitsinler lafını, ne de söyleyenini ciddiye ve kale almıyorum. Sizlere de böyle davranmanızı tavsiye edeceğim. 40 yıl sonra inşallah yine burada görüşmek dileğiyle. Doktor Mustafa Kemal Özenç. Doktor Yavuz Özteke. Doktor Hasan Şen. Buraya bakın.
nasıl geçti anlamadım. İlk mecbur hizmete başladığım yıllarda polikliniğe girerken ayakkabılarını çıkartarak giren hastalarım oldu. Bana arkasını dönmemek için geri geri çıkan hastalar gördüm. Doktora saygıyı gördüm maalesef. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar hak ettiğimiz yerlere ulaşacağımı umuyorum. Teşekkür ediyorum. Doktor Gülsüm Zeybek. Okşadım, öptüm, öptüm demek canlandırmak demek, sevmek, muayene etmek demek. Onları mıncıkladım, yani iğneler yaptım. Ben hiç hekimlik yapmadım, ben öğrenci de olmadım. Beraber arkadaşlarla beraber oyunlar oynadık, mutluluk yaptık. Yani onun için ben daha yeni doğdum. Teşekkür ederim. Bir iki söz şöyle söyleyeceğim. Esasında babama söyleyeceğim. 1941 mezunudur babam. Babamın 50. yıl töreninde arkadaşlar bir şey söylüyor. Baba dedim, yok yok dedim. Ben biliyorum, Ecevit de söylemişti. Sadece ve sadece istiklal, yani hiçbir şekilde diktaya evet denmez, diktaya da benimsenmez. Bunu Ecevit de söylemişti baba, bu sözünüz mü dedi. Hayır dedi, yani bu hekim olan kişinin bağımsızlık ve Atatürk'ün karşısında söylediği sözdür dedi. Peki nedir dedi, oradaki arkadaş geldi dedi ki, Türk deontoloji nizamnamesini yazan babamdır dedi. Ben bilmiyordum dedim. Dedi ki biz yazmayız dedi, biz hazırlarız, sunarız dedi. Biz yazdık demeyiz dedi. Onun üzerine dedim ki ben de inşallah dedim bir şey olabilirim. Bu şekilde çalışırsam dedi olur dedi. Ve ben Türk
Avrupa, dünya perinatoloji etik bildirgelerini, yani ben sunmuştum diyeceğim, hazırladım demeyeceğim. En son Mete ile beraber emzirme bildirgeleri vesairede. Dolayısıyla yani hekim olan zaten şey olmaz ki yani bu işin ömrüne kadar, ömür sonuna kadar çalışır şey yapar. Onun için bağımsızlık bizim karakterimizdir. Başka bir şey de söylemeye gerek yok. Sevgiyle insanlık da bizim hamurumuzdur. Teşekkür ederim. Doktor Hale Aydelman. Başkanım sizi de bırakmıyoruz. Tören sonunda fotoğraf olacak. Fotoğrafınız olursanız. Şimdi Odunpazarı Belediyesi Başkanımız Sayın Avukat Kazım Kurt'u davet ediyorum. Bileketlerini vermek üzere Doktor Emine Suna Bektör'e. Plaketi. Buyursunlar. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yılmaz Mertaş'ın.
Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 1972 Çapa Tıp Fakültesi mezunuyum. 73'te Batı Almanya'ya Türk-Alman Kültür Anlaşması paralelinde ihtisas yapmak için gittim. Önce Aachen Üniversitesi'nde, sonra Ruhr Üniversitesi'nde genel cerrahi ihtisası yaptım. Sonra 6 sene sürdü tabii. Bir üniversitede bitiremiyorsunuz, girdiğiniz üniversitede en fazla 5 yıl ihtisas yapabiliyorsunuz bir üniversitede. 6 yıl Almanya'da genel cerrahi. Sonra 3 senede damar cerrahisi yüksek ihtisası yaptım. Ruhr Üniversitesi'nde şef muavini olarak çalışmaya başladığımda bir Alman milletvekilinin maaşı 7200 marktı o zaman. Ben 13.000 mark aylık ücret alıyordum. Zevkle, gururla çalışıyordum. Sonra Yılmaz hocamla tanıştım. O zaman üniversitemizin rektörü beni Türkiye'ye dönmeye ikna etti. Gelip onda bir maaşımla Anadolu Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Şimdi çok sayın Cumhurbaşkanı'nın meslektaşlarımı kovduğu dönemde o zaman hocalarımız onda bir maaşla çalışmaya ikna edip burada hepimizi zevkle çalıştırıyordu. Ben ilk burada ultrason yaptım. İlk mamografiyi sağ olsun hocam aldığı için Eskişehir'de yaptık. İlk laparoskopik kansız ameliyatı Eskişehir'de ben yaptım. Bütün bu imkanları hocam sağ olsun bizlere sundu. Ve hepimiz hiç para düşünmeden zevkle çalıştık. 40 yıl Türkiye, 10 yıl Almanya, 50 yıl böyle geçti. Şimdi inşallah Cumhurbaşkanı duyar da bunu, ona da iletirler de doktorları kovmak yerine özür dileyerek Türkiye'ye çağırır herkesi. Çok özür diliyorum. Oraya bakın.
birkaç cümlede izin verirseniz ben söyleyeyim. 1980 yılında Eskişehir'e geldim. Uzman olarak, taze uzman. Önce Anadolu Üniversitesi'ydik. Sonra Sayın Hocamın sayesinde gazi oldum. Yönetimin her kademesinde gururla çalıştım. Öğrencilerim, aile hekimi, öğretim üyesi, uzman olarak çalışıyorlar. Bunları görmek bana sonsuz mutluluk veriyor. Turgut Bey benim sınıf arkadaşım. Mavi Hastanesi'nde çalışıyordu o zaman. Bana şimdi önemli bir pas verdi. Gol atmak da bana düşer. Dedi ki, Eskişehir'de ilk mamografi cihazımı hocamın sayesinde ben aldım. Evet. Doğru. Üniversitede yoktu. Ben üniversitenin dekanı olduğum zaman döner sermayeden aldım. Osman Gazi olduktan sonra. Dedi ki, kansız ameliyatı ilk ben yaptım. Doğru. Hocam Olympus marka makineleri aldı. Biz de Ekin Medikal'in getirdiği günübirlik aletlerle şeyler yapmaya çalıştık. Pası sen verdin. Gol atmak bana düşer. Her neyse. Güzel günler geçti. Gururla çalışıyorken şimdi bir öğrencide olduk. Ama diyorum ki bu cumhuriyetin kurucusu ne mutlu Türk'üm diye diyen Büyük Atatürk Mustafa Kemal kendisini bize emanet etti. Bu gurur bize yeter. Emek vermiş ekibimizi davet etmek istiyorum. Doktor Mustafa Ercan Canbay. Aynı apartmanda 60 yıl oturduk senelerce. Uzun zamandır kendisini tek görmedi. O da beni görmedi uzun zamandır. Hepinize sevgi, saygılar. Pandemiyle savaşan birçok meslektaşımız ve meslek cemaatinden birçok meslektaşlarımız maalesef canlarını, hayatlarını kaybedip şehit oldular. Hepsini saygıyla selamlar. Bu arada öncelikle bu anlamlı günde 60. yaş plaketimi alıyorum. Bu 60. yaş plaketimi almam beni onurlandırdı ve tüm meslektaşlarımla
bir gün 60. yaş günü, hatta 70. yaşını inşallah almalarını şey yapar. Kısır. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Maalesef son zamanlarda doktorlarımıza, sağlık çalışanlara karşı kaba kuvvet saldırılar atmıştır. Şiddetle kırarım ve bu saldırganın en ağır bir şekilde cezalandırılmasını arzu eder ve yetkililerden de bunların bir de alınması için en iyi tedbirin alınmasını tekrar tekrar rica eder. Hepimize saygılar sunarım. Ben de verebilirim. Hadi artık sormalara.